Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Yine bağa geldim ve damlamaları çalıştırdım. Bağın yükebindiği şu zamanlarda, hele ki havalar çok sıcak ilerliyorken, bağı susuz bırakmamamız gerekiyor. Daha önceki videoda bahsetmiştim. Artık bağımızda tatlı su yürümeye başladı. Yani bağ yükebinmiş durumda. Bağ şu an sürekli besin takviyesine ihtiyaç duyuyor. Çünkü bütün yükünü, bütün gücünü şu gördüğümüz üzümlere aktarıyor. Bu yüzden bağı olabildiğince sulamaya özen göstermeliyiz. Zaten havalar da sıcak ilerliyor dediğim gibi. Şimdi geldim, dediğim gibi pompayı çalıştırdım. Daha sonra şöyle biraz bağda açma işlemlerine başladım. Şimdi ben can sıkıntısından bunu elle yapıyorum ama birkaç gün sonra traktörle bunun dallarını testereyle, motorun önüne takılan testereyle biçeceğim. Ve daha sonra üzümlerimiz bu şekilde meydana çıkacak. Şimdi bunlarda ben biraz yaprak arası da yaptım. Bazılarının önlerinde yapraklar var. Yaprak kapatıyor. Şimdi yaprak arasını da size kısa bir şekilde göstereceğim. Bu dalları da bıçakla kestiğim yerlerinden göstereceğim. Şimdi telimiz gördüğünüz gibi şu hizada. Tel şurada. Ben motorla da bıçakla da kestiğim hiza şurası. Yani tel şurada gördüğünüz gibi. Direğin ucunu görüyorsunuz, teli. Benim kestiğim hiza şurası. Buradan kestiğim takdirde üzümlerin nasıl açıldığını şimdi hep birlikte göreceğiz. Şöyle kısa bir şekilde. Keselim. Gördüğünüz gibi o dalları kestikten sonra üzümler bu şekilde meydana çıktı. Tabii yaprak arası da bağda önemli. Yaprak arasında nasıl yapıyoruz? Yani çok dikkat etmemiz gereken bir durum bu. Tatlı su yürümüş olsa da, her ne kadar tatlı su yürümüş olsa da, güneşten zarar görme ihtimali her zaman var. Yani bu yapraklar, Allah bu yaprakları boşuna yaratmamış. Yani bu ağacın üzerinde bu yapraklar boşuna doğmamış. Şimdi gördüğünüz gibi tam üzümün üzerinde, yani bize bakan cephesinde bir tane yaprak var. Bunu kesinlikle almamız lazım. Bağın, üzümün önü açılacak. Bunu da alacağız. Şurada arkada gördüğünüz bu arkadaşı da buradan almamız lazım. Sonra bunu buradan alacağız. Şunu da şuradan alabiliriz. Daha sonra bunları aldıktan sonra sakın ola ki üstündeki bu yapraklara dokunmayın. Yukarıdan inecek ışınlara karşı bu yapraklar koruma görevini devam ettirmek zorunda. Sizin açacağınız kısım tam bu ön cephe yüzü. Buradan açacaksınız. Üzümünüz bu şekilde meydanda olacak. Bunun fazlasını açarsanız, her ne kadar dediğim gibi tatlı su yürümüş olsa da, sıcağın, güneşin zararını görürsünüz. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Burada da var aynı şekilde. Bunu altından bunu alacağız. Buradan bunu alacağız. Şuradan şunu alacağız. Buradan bunu alacağız. Bu şekilde bunu yanlarından da açmamız lazım. Bunları bu şekilde açarsak salkım güvesi ilaçlarımız daha güzel bir şekilde asmaların içerisine işlenir. Buradan da biraz daha devam edelim. Gördüğümüz gibi burada da yine üzerinde yapraklar var. Bunları bu şekilde alacağız. Ön cephesindeki yaprakları alıyoruz. Üstündeki yapraklara kesinlikle dokunmuyoruz. Yaprak arası bu şekilde yapılır. Dalları da gördüğünüz gibi bir tel boyu kalacak şekilde keserseniz daha sağlıklı olur. Çünkü ileriki zamanlarda bağ budama yaptığınız zamanlarda üzüm çubuğunu çok kısa bırakmak zorunda kalırsınız. Bu da üzüm doğuşlarınızı yüksek suretle etkiler. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Bu dalları gördüğünüz gibi şu hizadan keserek üzümlerimizi meydana çıkaracağız. Dalları testereyle kestikten sonra zaten biz yaprak arasına ihtiyaç duymuyoruz. 6 telli bağlarda genellikle ihtiyaç duyulmaz. T sistemi 4 telli bağlarda bunlara ihtiyaç duyulabilir ama bizde ihtiyaç duyulmuyor. Gördüğünüz gibi üzümümüz açık. Bu dalı buradan kestiğimizde şöyle keselim. Gördüğünüz gibi bu üzüm meydana çıkacak. Bunu da buradan keseceğiz. Bu şekilde meydana çıkmış olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim.
Merak ettiğiniz her şeyi bana ister Instagram'dan DM yollayarak, isterseniz mail atarak veya isterseniz videolarımın altına yorum bırakarak sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.